Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Orijinal yayınlarından sert bir ikinci dereceden denklemler sorusunu sizler için çözmeyi anlatmaya çalışmak istiyorum. Bu soruyu ilk yapan arkadaşımızı da yine WhatsApp grubuna alacağım arkadaşlar. Çünkü değerli bir soru. Şimdi soru da bize demiş ki M sıfırdan büyük olmak üzere şekildeki küpün hacmi M kök M'dir. Küpün bir kenarının bir fazlasının küpün bir yüzey alanına oranı kök 2'dir. Buna göre M'nin alacağı değerler toplamı M'nin alacağı değerler çarpımından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar küpün hacmi M kök M'ymiş. Ben küpün bir kenarına A birim dersem aslında arkadaşlar A küpün M kök M olduğunu söylemiş. Sonra demiş ki küpün bir kenarının bir birim fazlasının yani A artı birin arkadaşlar küpün bir yüzey alanına yani A kareye oranında kök 2'ymiş. Şimdi ben bu iki bilgiyi biliyorum. Demiş ki işte M'nin alacağı değerler toplamı M'nin alacağı değerler çarpımından kaç fazladır? Ben bunu düzenlemek istiyorum. A küp eşittir diyorum. M kök M ya. M çarpı M üzeri 1 bölü 2. Yani M üzeri arkadaşlar. 3 bölü 2 olarak yazdım burayı. Şimdi ben burada her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alacağım. Her iki tarafın 1 bölü 3. kuvvetini alırsam. Bakın burada da 1 bölü 3. kuvvetini alacağım. Burada da 1 bölü 3. kuvvetini alacağım. Ve A arkadaşlar M üzeri 1 bölü 2 gelecek. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'ten M üzeri 1 bölü 2 yani kök M olarak gelecek. Şimdi bu şekilde yazdım ne yapabilirim? Şuradaki ifadede işler dışlar çarpımı yaparsam kök 2 çarpı A'nın karesi eşittir A artı 1. O zaman eksi A eksi 1 eşittir 0 olarak yazdım. Şimdi bakın arkadaşlar bize M'nin alacağı değerler toplamının M'nin alacağı değerler çarpımından kaç fazla olduğu sorulmuştu değil mi? Burada ikinci dereceden bir denklem elde ettim. A'ya bağlı. E şurada kök 2 katsayısının olması çok sorun değil. Burada ikinci dereceden A'ya bağlı bir denklem var. Çarpanlarına ayrılmıyor. Deltasına bakalım. Deltası B kare. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 çarpı. A'sı kök 2 yani A karenin katsayısı çarpı. Eksi 1 sıfırdan büyük. Demek ki buradaki denklemin arkadaşlar birbirinden farklı iki tane reel kökü var. A1 ve A2. E o zaman arkadaşlar bakın burada A1 ve A2 iki tane kök var ya. Şimdi ben A1 ve A2'yi çarpanlarına ayırıp bulsaydım gidecektim şurada A eşittir işte kök M ya. A1 yerine yazdığımda aslında M'nin alabileceği bir tane değeri bulmuş olacaktım. Yani şöyle yapacaktım. A1 eşittir kök içerisinde M1 diyeyim. Eğer ki A2'yi bulsaydım gidip yine ben burada yerine yazacaktım arkadaşlar. A2 eşittir kök M2 diyecektim. Buna bağlı da her iki tarafın karesini aldığımda aslında A1'in karesi eşittir M1 olacaktı arkadaşlar. A2'nin karesi de eşittir M2 olacaktı. Yani burada M'nin alacağı değerler kökler A1 ve A2 ya. İşte A1'in karesi ve A2'nin karesidir. Bilmiyorum A1 ve A2'yi ama A1'in karesi ve A2'nin karesi M'nin alacağı değerler yani M1 ve M2'dir. Demiş ki M'nin alacağı değerler toplamı yani arkadaşlar siyah geçiyorum. A1'in karesi ile A2'nin karesini toplayacağım. A1'in karesi artı A2'nin karesi. Kaç fazlaymış? O zaman eksi dedim. Acaba değerlerin çarpımından. A1'in karesi ile A2'nin karesini çarparsam yani A1 çarpı A2'nin karesi. Değil mi? bu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Bana bu sorulmuş. Buradaki siyah ifade sorulmuş. Eşittir. Şimdi A1'in karesi artı A2'nin karesini de şöyle yazabiliyorum ben arkadaşlar. Şuradaki ifadeyi. Aslında buradaki ifade A1 artı A2'nin karesi. Eksi 2 tane A1 çarpı A2. Sadece buradaki siyah ifade buna eşittir değil mi? Bakın isterseniz düzenlediğinizde yukarıdakinin geldiğini görürsünüz. O zaman yine buraya eksi A1 çarpı A2'nin parantez karesi olarak yazdım. Arkadaşlar A1 artı A2 şuradaki denklemin kökler toplamı değil mi? E buradaki denklemin kökler toplamı da eksi B bölü A'dan yani akarının kas sayısından 1 bölü kök 2'dir. 1 bölü kök 2'nin karesi nedir? 1 bölü 2'dir. Eksi 2 çarpı kökler çarpımı eksi 1 bölü kök 2 arkadaşlar. Bunu buraya yazdım. Eksi A1 çarpı A2'nin karesi. Yani eksi 1 bölü kök 2'nin karesi nedir? 1 bölü 2'dir. Bunu da buraya yazdık arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi toparlarsak kırmızıya geçiyorum. Bu ifadeyi toparlarsak 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 birbirini götürdü. Eksi 2 ile eksi 1 bölü kök 2'yi çarparsam 2 bölü kök 2 oldu. E bu da arkadaşlar 2 kök 2 bölü 2'dir. Yani kök 2 bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Umarım çözüm sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.